Hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün sizler birlikte Max 2D'den oyun yapıyoruz. Yapacağımız oyunun ismi Spider-Man. Spider-Man oyunu yapacağım arkadaşlar. Öncelikle nasıl yapacağım? Hemen şuradan. Hatta sizin için bir benimle yapmak isteyenler olursa diye AD Ayşe diyorum. Dokunmaları göster özelliğini açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben dokunmaları açtım. Şunu şöyle alayım. Oyunumuzun ismi. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, kazayla kapattım. Neyse, bunları şey yaparız, birleştiririz. Oyunumuzun ismi Spider-Man. Avenger. Ne alaka bilmiyorum ama olmadı. Spider-Man Avengers ekibinde. Bir dakika. Evet arkadaşlar, videoya devam ediyorum. Ezan okundu. Ezan okunduğu için biraz durdurdum videoyu. O sırada da gidip ekran seçimi yaptım. Şu ana ekran için. Çünkü oyun böyle gözükecek. Direkt bir tane böyle. Ortada bir tane başlat butonu olması çok sade duracağı için gidip fotoğraf bakmaya karar verdim o sırada. Ve bulduğum resimler şunlar. Bunun arkasının çıkmaması lazımdı ya. Ben bunu bir uygulamadan 2 dakika kesip geleyim ya. Evet arkadaşlar, şöyle bir fotoğraf koydum. Şuradan göstereyim size. Böyle bir fotoğraf. Bunu şimdi nasıl yapayım? Allah, çok kötü bir şey yaptım. Ekran olarak menü oluşturmayı unuttum ya. Şimdi her şeyi en baştan yapacağım. Neyse ki çok ilerlememiştim. Transform seçeneğinden önce bir ayarlıyorum. Yani hepsini kaplayamadık ama dur bakalım. Tamam. Şimdi büyütüp indir bakalım biraz. Ya da ortalayayım, o kendi büyür. Tamam. Evet. Şimdi bir daha bakalım. Evet, biz ortada kocaman bir tane başlat menüsüyle karakter seçme olacak. Zaten 3 karakter olacak. Tobey, Andre ve Tom Holland olacak oyunda. Şimdi nasıl yapacağımı düşüneyim be. Önce şuraya bir tane patch ekleyeceğim. Sprite. Nasıl yapıyorduk? Artı. Evet. Buradan evet. Lan buna basmadım ki. Patch. Yine buraya bir tane başlat menüsü ekliyorum. Biraz yamuk oldu. Bu arada bu şeyde, uygulamada yaptığınız oyunları Google Play'de yayınlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim ben size. İstiyorsanız gelip burada oyun yapıp şey yapabilirsiniz. Hayır ya. Google Play'de yayınlamayı bilmiyorum ama onu öğreneceğim.
Onu bir de düzenleme vardı, onu unuttum bak şimdi. Lan. Yanlış yaptım. Şöyle. Bu silmem mi? Ben de yeni yeni keşfediyorum. Yok, burayı en son yapayım ya. Önce şuradan bir çizgi alayım. Biraz küçült. Heh. Sonra arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Yapma ya. Böyle bir kare oluşturdunuz ya da, pardon, dikdörtgen. İşte bunu şu şekilde kapatmayacaksınız. Şöyle. Şöyle kapatmayacaksınız. Bunu kapatmak için şurada close patch var. Ona bastıktan sonra turu aldığınız zaman otomatikmen kendisi kapanıyor. Diğer türlü kapanmıyor. Tamam, şöyle. Yani. Bir dakika. Başlat menüsü mü yapsak? Öncelikle başlat menüsü yapacağım galiba. Evet, başlat menüsü yapacağım. Şöyle şuraya alalım. Sprite test. Sprite text ne alaka ya? Sprite settings. Width. Yani bu kısımları ileri geri elinizle oynatarak büyütüp şey yapabiliyorsunuz. Öncelikle bunu alalım böyle bayağı bir kenara. Alacağım. Az tek bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani bunu niye yapıyoruz diye soracaksınız bana. Buna bastığımız zaman, eğer şu an bu şekilde kaydedersek, şuraya bassa oyun başlar. Şuraya bassa oyun başlar. Şuraya bassa oyun başlar. Buraya bastığı zaman oyun başlaması gerektiği için buraları kısıyorum. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Poligonu yanaştırayım şöyle. Bu sprite settings arkadaşlar şu bize verilen alanı arttırıp büyütüyor. Şöyle. Poligon da bu yaptığımız dikdörtgeni yukarı kaldırıp indiriyor. Evet, şu an harika bir şekilde. Yok, hayır, harika bir şekilde değil. Ya kim şuraya dokunacak da görecek onu ya. O kadar da olsun. Tamam, şöyle. Bu arada sizin en favori süper kahramanınız kim? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Tamam, şurası iyi şimdi. Okey. Başka bakıyorum. Başka yapacağım bir şey yok. Ben de dediğim gibi uygulamayı yeni keşfettiğim için çok bilmiyorum. Şimdi nasıl yapıyorduk bunu? Kaydediyorum. Geri çıkıyorum. La belanı yanlış yaptım. Söyleyeceğim şimdi. Yine yanlış yaptım. Sprite. Şimdi o yaptığımız şeyi alıyoruz. Tam buraya. Mükemmel. Ama sanırım renk uyumu biraz kötü oldu. Buradan büyütebiliyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Biraz büyüteceğim zaten. Aslında şu Spiderman şeyini küçültsem biraz. Aralık olarak güzel, sıkıntı yok.
Tamam. Başla butonu burada olacak. Ya da evet, başla butonu burada. Evet. Direkt ortaya ben. Ya da evet ya. Buraya direkt başla butonunu ekleyeceğim. Bir de şuradan bir tane daha alıyorum. Ait. Gidiyordu valla. Bunu şöyle köşeye alıyorum. Ayarlar sekmesi de yapacağım tabii ki de oyunu ses açıp kapatmak için. Çünkü tam burada Spider-Man'in gaza getiren bir tane müziği var ya, şu an şuraya koyuyorum. İşte bu müzik arkadaşlar çalacak. Tamam, böyle güzel. Şimdi yazı ekleyeceğim. Yine buradan şu kareye bastıktan sonra text yazısını alıyorum. Şunu kopyalıyorum bir tane. Transform bir şekilde alıyorum. Tam buraya. Angel döndürüyor arkadaşlar. Zaten bunu yapmak için çok az bir İngilizce ihtiyacınız var. Yani o da olmasa da olur. Beni izleyerek de yapabilirsiniz. Ben zaten yapılış aşamasını habire kaydedeceğim için size açıklayacağım. Üf, ya da ne gerek var ya? Direkt koyduğum şeye geleyim. He? Bir saat onu şey yapamadım. Öncelikle yazımızı yazalım bence. Ne yazalım tekste? Buraya başla. Start. Evet. Font size. Oo, bu bayağı büyük oldu. Sadece işte bu sıkıntı olacak benim için. Olmayacak. Transform şeklinde bunu biraz aşağı. Güzel oldu bu arada. Tamam. Çok güzel. Yani. Siz de benim sesimi duymaktan bıkmışsınızdır ya. Yani iyi. Yani kendimi kaybediyorum bazen. Font size. Transform. Lan! Yeter artık. Yeni bir tane şeye başlayalım. Video kaydedicisine. Onu da kullanamıyorum ya. Şöyle dibe alayım diyeceğim. Onda da, orayı kullanıyorum. Şöyle atalım şu anlık. Yani şu anlık güzel oldu. Buraya da Box Collider ekleyeceğim. Şuraya bastığım zaman olacak o da. İyi olarak indir. Tamam. Şöyle buna bastığım zaman daha tabii ki de bağlamadık yerleri. Şunu alalım. Böyle direkt transform şeklinde. Hayır, transform diyorum. Şuradan. Evet, transformmuş bu arada. Bu arada video etkileşimim biliyorsunuz bilgisayar gittikten sonra bayağı bir bozuldu. Eskiden her gün video çekmeye çalışıyordum ama şimdi
Abba'ya giremiyorum. Çok şey değişti. Bilgisayarım gittikten sonra. YouTube'da eskisi gibi şeyim yok yani. YouTube'a da girmiyorum ki bir şey izlemek için. Eskiden bir amaç falan vardı. Şimdi hiçbiri kalmadı. Okul falan var. Gerçi yine tatile girecek bugün ayın kaçı? 2 gün sonra. Pardon, 17'sinde kapanıyor değil mi? Evet. 3 gün sonra. Skor eder eder. İyi ayarlamadık ya. Nasıl yazıyorduk lan? Galiba böyleydi. Ya biz riski atmayalım direkt. Sip. Doğru. Yarak. Text. Karakter. Slash. Yarak. Tamam. Bu yazıyı da bir font size'ını biraz düşürelim. Transform şeklinden de. Harika oldu. Buna bastığı zaman karakterler Toby, Andre ve Tom. Toby, Andre ve Tom Holland şeklinde olacaklar ama umarım yapabilirim. Çünkü buraya kadar yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapıyorum. Öncelikle şuna bir isim verelim. Öncelikle başla butonunu yapıyorum. Artı butonumuza basıyoruz. Object on touch. Sonra loss gain yapıyorum. Bundan sonra şuradan bir çarpıdan. Önce şunları bir ayarlayalım. Ama bir tane bunu yapmadan önce. Nasıl yapacağız? Level level mi yapsam yoksa? Bence direkt oyuna başlasın. O yüzden gameplay'i atıyorum. Böyle yeni bir ekran oluşturuyorum. Nereye gideceği? Game play yazıyorum buraya. Tamam, buraya gidecek. Hatta size şu, sizin için şöyle bir şey yapayım. İnanmazsınız diye. Şöyle. Bu ne falan dediğiniz duyar gibi oldum. Bunu sadece ekrana geçtiğini göstermek için yapıyorum. Daha doğrusu emri görmem lazım. Geçmiyor. Hiç geçmiyor. Sanırım sıkıntı yok ya. Umarım. Buradan geri geliyorum. Kaydedeyim önce. Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Of. Korktu mu ya? Hepsi gitti zannettim ya. Gameplay'e gelelim bir de. Bakalım. Gameplay'i de bu olsun. Şimdi size göstereyim. Bağladım mı? Bağlamadım tabii ki derim. Taşlağını seçiyorum. Gameplay atmasını söylüyorum ve buna bastığım zaman evet, niye olmadı ona bakalım hemen.
sonundan olmadı çünkü. Şimdi deneyelim. Roblox Calidor'u eklemeniz şart arkadaşlar. Ben kazayla buraya eklemişim, siz buraya ekleyin. Ya da istedim, ya iki tane de ekleyebilirsiniz. Şöyle basacağım buraya başlı start ekranına. Şu menüde bir tane Spider-Man gazı getiren o müziğe demin koydum. Demin dediğim bir 5-10 dakika önce. Zaten bu kadarını izleyeceğinizi düşünmüyorum. Atlarsınız illa. Başlı start'a bastığım zaman direkt oyuna atacak sanırım. Neyse, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Aşağıdan videomu beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike atmayı unutmayın. Ama bir değerlendirin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.